Daha önceden ben bu fotoğrafı import etmiştim. Tekrar hatırlatmak için library paneline tıklayıp import tıklayıp fotoğrafınızı neredeyse seçip oradan import edebilirsiniz. Işım yaptığım için geçiyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafım burada. Biraz daha büyüteyim ben şuradan. Fotoğrafımıza yaklaştım. Ben bunu Nik Collection'da siyah beyaza çevirmek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın burada editim var. Editin seçenekleri içerisinde SilverFX Pro 2 var. SilverFX Pro 2'yi tıklıyorum. Nik Collection'ın siyah beyaz yapma eklentisi. Edit Copy with Lightroom Adjustment diyor. Yani Lightroom'a daha önce bir düzenleme yaptıysan onunla yapabilirsin diyor. Edit diyorum. Bir tane kopyasını oluştur dosyanın. Şimdi SilverFX Pro 2 ekranını açacak. Daha önceden anlatmıştım size Lightroom, pardon, Nik Collection'da nasıl işlem yapıldığını, o yüzden tekrar anlatmıyorum. Burada Preset Library var, bakın tüm fotoğrafta işte klasik, vintage, modern, bunlar hepsi siyah beyaz türleri. Burada bir fotoğrafı siyah beyazı çevirmek istiyorsanız bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz ve onun üstünden oynama yapıyorsunuz. Burada farklı farklı efektler var. Beğendiğiniz herhangi bir tanesini. Shuffle, Dynamic, Harsh güzelmiş mesela, bunu seçtim. Bu fotoğrafı hemen uyguladı. Burada ilk halini, son halini görebilirsiniz fotoğrafın. Ya da yan yana getirebilirsiniz. Şimdi tam ekran yapıyorum. Sağ taraftan Brightness, Contrast ve Saturation var. Biraz daha karartıp dramatik bir hava veriyorum şimdi fotoğrafa. Kontrastıyla oynayabilirim. Saturation dediği belirginlik. Fotoğrafınıza birazcık daha belirginlik katabilirsiniz. Buradaki üçgeni tıklayarak büyütebiliyorsunuz. Eğer belli bir alana müdahale etmek istiyorsanız control point yaratabiliyorsunuz. Mesela şurada şu bölgenin büyüklüğünü, küçüklüğünü seçebiliyor. Şöyle biraz uzatıyorum. O alanı aydınlatıyorum. Ya da kontrast ile oynayabiliyorum. Şöyle alanı taşıyabiliyorsunuz isterseniz. Değil mi oğlum? Değil mi? Haklı mıyım? Heh. Devam etsem önüme. Burada da yine belirginliğini arttırabiliyorum. Bakın. Burada değiştikçe etki ettiği alan değişiyor. Buraya getirdim şimdilik. Biraz brightness kısıyorum. Burada istersem çeşitli color filtreler var. Onları kullanabilirim. Sarı, turuncu, kırmızı, hangisi hoşunuza giderse. Çok fazla renkli fotoğraf değil, ben normal gri de bırakacağım. Burada detail var. İstersek burada renk değiştirebiliyoruz. Dediğim gibi çok fazla bir renkli fotoğraf olmadığı için siyah beyaz da çok etkisi olmayacak. Şimdi bunu kapatacağım. Film tipleri var. Yani bir eski analog dönem Kodak böyle bir etki verilmiş. Ya da Agfa vardı eskiden. Kodak Plus. Çeşitli ISO örnekleri de var. Bakın işte ISO 3200. Çok güvenli fotoğraf oldu. Fuji'nin yapan Pro 1600. Kodak Plus. Bunu seçtim. Burada gren ekleyebilirsiniz fotoğrafımıza. Burada soft ya da hard greni seçebiliyorsunuz. Hassasiyeti, kırmızı. Bunlar zaten otomatik çıktı. Şu an için oynamıyorum. Lens and Curves. Orta ayarda bırakacağım. Çok fazla oynamayacağım. Zaten ışık değerleri istediğim gibiydi fotoğrafın. Bu da bitirme işlemleri. Burada işte tonlama yapabilirsiniz fotoğrafınızı istediğiniz gibi. Tabakla da mesela şu tonlama güzel. Vinyet ekleyeceksiniz. Değil mi oğlum?
çeşitli vinyet alternatifleri var. White, siyah. Şimdi Black Frame seçtim. Yani kenarlarda yanma istiyorsanız böyle. Bunu kapatıyorum. Eğer... Ne oluyor? İş yapıyoruz burada. Eğer kenarlara bordo istiyorsanız burada farklı farklı seçenekler var. Şunu seçtim. Save dediğim zaman fotoğrafı direkt lightroom'a gönderecek. Gel oğlum. Dinleyicilerimize merhaba de. Merhaba de. Ben Deniz Gözen'le. Babama yardım ediyorum da boş vakitlerde. Bırak bilgisayarı. Saldırma bilgisayarı. Hop. Fotoğrafımız geldi. Gördüğünüz gibi iki tane fotoğraf var. Bir tane düzenlenmiş. Bunu tif olarak düzeltiyor. Öbürü de DNG. İki fotoğrafı kıyaslamak için şöyle yapalım. İlk hali. Tamam oğlum. Bu da diğer fotoğrafımız. Bu da tam hali. Gördüğünüz gibi çok farklı bir fotoğraf elde ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.